Hayatımıza sesiyle renk katanlardan biri. Dilara Ural. Bir şarkıyı hit yapan, onu dilden dile dolaştıran özellikleri anlatmak üzere ünlü şarkıcı programımıza tribünden katılıyor. Mesut Yar'la Laf Çok tüm hızıyla devam ediyor. Ozan Konağı teşekkür ediyoruz sunumu için. Dilara'ya hoş geldin diyoruz burada olduğu için. Şimdi bak Ozan güzel bir soru sordu. Bir şarkıyı hit yapan nedir? Galiba artık rakamlar. Öyle mi ya? Yazık. Matematik mi okudun? Hayır, konservatuvar okudum. Müzik çok bağlantılı matematikle. Bir şey söyleyeceğim. Ama gerçekten şimdi mesela konservatuvar okuyanlar, müzik okuyanların yüksek lisans olarak da matematik okumaları gerekiyor herhalde. Dijital çağ gereği. Tabii armoni dediğimiz şey kendi içinde bir matematik zaten. Tabii kendi aynen, içinde. Aynen. Peki yani bir şarkı yaparken sen ne yapıyorsun? Yani nasıl kuruyorsun matematiği? Ya ben şöyle bir şey yapıyorum. Aslında hep şey derim. Böyle zamanla o matematik oturuyor falan derim. Şarkının nakaratı olsun busu. Ama böyle bir hikaye canlandırıyorum. Yani illa kendi yaşadığım bir şeyden değil ama dinlediğim bir şey. Okuduğum kitap, bir film falan. Yani illaki böyle bir hikaye, bir senaryo olmak zorunda kafamda. O böyle canlandığında çünkü stüdyoda kayıt alırken de o ruha sahip oluyorsun. İşte klip çekerken de o senaryoyu canlandırabiliyorsun falan. Yani o mutlaka o hikayeye sahip olmak lazım diye düşünüyorum. Dört başı mamur aslında bir şey yap. Yani hem kendini üretiyorsun hem hayalini kuruyorsun. İşte ütopya, distopya bilmem her şey tabii, tabii, bir araya göre gerçek bir delilik hali açıkçası. tribün de ne düşündün? Şöyle tribün Duygu Eyüpoğlu'na ait bir şarkı. Burak Yeter dedi ki böyle tam senlik bir yeter şarkı dedi. Var. Burak Yeter ne der ki? Yeter. Yeter artık. Git şurada şu şarkıyı oku. Stüdyosuna gittim. Ve dedim ki tamam bu şarkı güzel, bir de düzenledikten sonra ben dans kökenliyim. O dansçı aran bir ruhum da böyle kabardı falan. Güzel oldu. Tam böyle istediğim bir çizgide oldu aslında. Çünkü benim alternatif slow bir tarzım daha var. İşte Benimle Gel diye bir şarkım daha var YouTube'da hatta. Hani o slow şarkımdan sonra bu hareketli hit diye bahsettiğimiz şeyler acaba olacak mı diye tereddütüm vardı. Yani o gömlek bana uyacak mı? Ama aranje edildikten sonra o dansçılık şeyim ne de onu da göstermek istiyorum. O bir avantaj oluyor değil mi? Yani hani ek sanatları bilmek bir avantaj oluyor. Tabii ki. Dans zaten çok bağlantılı ve benim dans bir tutkum. Ben hayatım boyunca dans edebilirdim ama müziği de sürekli üretiyorum ve tüketime geçmek istiyorum. En iyi tarafı şarkı söylerken dans edebiliyorum. Ama profesyonel dans ederken şarkı söyleyemiyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Orada hep böyle bir şey yaparlar ya, bir sıkıntıya düşerler. Hem şarkı söyleyip hem dans etme hikayesi gerçekten herkese özgü bir şey değil. Yani sakız çiğnerken merdiven inmek gibi bir şey. Değil. Çıkmak evet, gibi bir şey. Evet. Onu nasıl beceriyorsun ya? Ya bence o biraz evet, ben piyano da çalıyorum. Yani piyanoda da aynı şey mevcut. O iki tarafın çalışması. Hani bence zaten dans eden herkes belli bir eğitim alırsa şarkı söyleyebilir. Çünkü müzik kulağını inanılmaz geliştiren bir şey. Ben 7 yaşından beri bale kökenliyim. Dolayısıyla zaten o müzik kulağına sahiptim. İşte piyano dersleriyle konservatuvar şan okudum. O eğitimlerle de bunu pekiştirdiğimi düşünüyorum. Neden balede devam etmedin? Ben modern dansla tanıştım. Modern dans baleye baleyle böyle... kankaydık. Modern dansla daha iyiymiş. Öyle oldu ama gerçekten. Hadi çünkü bale derslerinde biraz sıkılıyordum. Utanamıyorum. Zor ve sıkıcıdır. Evet, modern dans balenin o klasikliğini yani o kurallarını biraz reddeden bir sanat dalı. Öyle çıkmış ortaya. Dedim ki görür görmez işte balede aşırı dik durmak zorundayız falan. İşte saçımızı illa saç toplama. Topuz. Evet, evet. Buralarım açılıyor artık falan. Modern dansa tam tersi böyle bir kontraksiyon, o rahat istediğin gibi hikayeyi anlatma durumu falan. Dedim ki ODTÜ dans günlerine gitmiştim. Tamam dedim bu benim dansım. Sonra modern dans üzerine okudum, New York'a gittim. Marta Graham Contemporary School modern dansı okudum. Arkasından Madrid'de İspanya'da yine modern dans ve caz okudum. Abla ne yaptın ya, neler okumuşsun sen ya? Ben dansa gerçekten yani dansa da müziği de aslında başka bir şey yapmadım. Ben sürekli bu konuda kendime yatırım yaptım. O yüzden bu işi yapmak istiyorum, kalıcı olmak istiyorum, istikrarlı ilerlemek istiyorum. Ve birileri benim karşıma rakamla, hitlerle falan geldiğinde de biraz bozuluyorum açıkçası. Yani diyorum ki illa bir şeyin milyonlara, tamam ben bir sürü kitleye ulaşmak istiyorum çünkü şarkımı kime dinleteceğim? Tabii ki o milyonlar kitlenin milyonlara olması şart ama yani bir taraftan da böyle küçük bir azınlıkla da yetinebilecek bir karakterim de var. Yeter ki benim yaptığım sanatı anlasınlar. İspanya'dan biraz daha böyle öte tarafa doğru gidip Portekiz'e gitseydin de fado söyleseydin o zaman.
Bak onlar küçük ama kendi işlerine çok mutlu bir topluluk yani. Peki ama şey biliyorsun çok acımasız. Yani Türkiye'de müzik tabii sektörü. Müzik yani popüler müzik yapıyorsan aşırı acımasız. Korkutmuyor mu bu seni? Yani ben bazen hani gençler adına çok korkuyorum. Yani bu kadar şey travmayla karşı karşıya kalıyorlar ve nasıl başa çıkıyorlar? Vallahi ödüm kopuyor. Ha. Korkuyorum. Anlatmak ister misin biraz? Yani bu kadar zor olacağını tahmin etmedim ama sektörde uğraştığım ve savaş verdiğim şeyler bir mesela eğitimimin eksikliği olmalıydı. Mesela yeterince iyi piyano çalamıyor olmak olabilirdi mesela. İşte sahnede iyi kendimi lanse edememek falan. Ama benim uğraştığım şeyler veya popüler kültür dediğimiz şey daha farklı uğraşlar, insanlarla uğraşmak, randevularla, organizasyonlarla ya da bunların hepsini yönetmekle. Sosyal mühendislik aslında yani. Tamamen sosyal mühendislik. Aynen öyle. Yani bunu çok ve iyi. Bunun mezunu olmak için yani şu an bu sarf ettiğim emeklerin karşılığını almak da kumar. Yani işin en bence acımasız tarafı o. Ya sıfırsın ya da varsın. Şanslı mısındır peki? Yani en azından tavlada. Şansımı kendim yaratmaya çalışıyorum. Çünkü diğer türlü öyle bir şansım olduğunu düşünmüyorum. Şöyle istediğim her şeyi elde edebiliyorum ama illaki bir kazıyacağım. Yani böyle şıp diye hiç hayatımda karşıma çıkmamıştır bir şeyler. İyi de oluyor sanki yani. En azından kaliteli vakit geçirmiş oluyor. Bir yandan da kendi geliştirmiş oluyorsun. Yani onu dedim şeyler. İşte kaliteli vakit. Öğrenci insan evet, biraz daha bilgileşiyor. Peki hani demin de dediğimiz gibi Dörtbaşı Mamur bir üretim sürecinde kendi müziğini kendin yapıyor olmak büyük avantaj değil mi? Tabii ki. Çok erken başlamış bir avantaj değil mi? Ve tek motivasyon. Çünkü orada hissettiğim şey ya da evde gitarımı aldığımda, gitarla da yapıyorum bestelerimi çoğunlukla. Gitarımı aldığımda, piyanonun başına geçtiğimde mücadele ettiğim her şeye değer diyorum. Çünkü eğer o motivasyon olmasaydı bence bu sektör çok fazla sekteye uğrardı. Anladım. Herkes için öyledir yani. Genç üretenleri biraz daha melankolik buluyorum ben açıkçası. Hani dürüst konuşayım sana. Çünkü hani dinlediğim birkaç şarkıcı var. Yorumcu diyeyim daha doğrusu. Üreten var. Ama şarkılarında yoğun bir melodram melankoli var. Evet, melankoli var. Yani öyle hissediyor musun zaman zaman kendini? Yani hani siz sürekli böyle kırılgan yaşayan insanlar mısınız? Evet. Öyle oluyor. Sanatçıların böyle ben bazen şey düşünürüm hatta. Sanat ruhlu insanların o hassasiyeti melankolik kendileri yarattığını. Yani illaki bir şeyleri için, değil mi? Değil mi? Evet, yani böyle o hassasiyeti mesela ben reklam izlerken ağlıyorum ya. Yani o hassasiyeti ama biraz o da çok abartmış. Reklamda ağlıyorum. Ama hemen aklıma bir tane şarkı geliyor orada yazıyorum. Ya hakikaten şey o yüzden söyledim. İlla o senaryoyu kendim yaşamaya kalksam yaptığım şarkılar da hani kahırdan ölürüm herhalde. Ya, bir şey ya. bunun şeyi tabii ya magazin tarafında çok güçlü olması lazım. Yani yeni marketing sisteminde evet. Bakıyorsun dünyaya. Hakikaten kendisini konuşturacak bir sürü şeyler yapıyor insanlar. Bizim Türkiye'ye bakıyorsun. Gerçi hep aynı isimler ama vesaire ama sonuçta onların da bir proje şeyi var. Senin hani bu anlamda bir kariyer projen var mı ya da kendi projelendirdiğin bir şey? Ya proje demek doğru olur mu bilmiyorum ama. Sen söyle ben söylerim. Bahsettiğim şey o büyük kitleye ulaşmak diye bahsettim ya. Küçükle de yetinebilirim dedim ama. Şimdi benim alternatif bulduğum o tarzın insanlara ulaşması ve o şarkılarımın biliniyor olması mesela bir konser alanına çıktığımda gitarımı astığımda kendi ürettiğim şarkılara eşlik eden bir kitle. Böyle bir şey mesela benim gözlerimi kapattığımda hayal o duruyor orada bir kenarda. Hani açıkçası şu an için buna uğraşıyorum. Ama şeyi de kabul ediyorum. Şu anda popüler kültürün gücü. Yani hiçbir zaman golf, futbol gibi olmayacak. Hiçbir zaman gişe filmleri kadar sanat filmleri izlenmeyecek. Şimdi ben bunu kabulleniyorum ve bu yoldan ilerliyorum. Bu yoldan ilerleyenlere de saygım sonsuz. İlerlemeyip alternatif kalanlara da öyle. Ama bir yerde benim bu istediğim kitleye, istediğim ölçüde kitleye ulaştıktan sonra o kırılabilir. Yani tamam ben sahneye çıkıyorum ve benimle şarkıya eşlik eden kitle tamam okeydir. Yani ben tatmin oldum da diyebilirim. Anladım. Yani sen Juan Baez ile Lady Gaga arasında bir yerde duruyorsun şu anda. İleride kararını artık vereceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. Çağdaşlarına bakıyor musun nasıl müzik yapıyorlar? Bakıyorum. Kimleri beğeniyorsun? Yani hakikaten özgün bulduğun insanlar var mı? Kırılmaz herhalde. Türkiye'de mi? Türkiye'de tabii.
Valla ben açıkçası Aleyna Tilki'yi de çok seviyorum şu Aleyna, anda. Aleyna sevilmez mi yani? Ben, geçen de reyonda yan yana geldi. Ne haber anne? İyiymiş tabi. Ne haber? gitti öyle. O da melankolik canım benim. Ve ben öyle orijinal insanları da severim. Biraz kendine özgü falan. Bahsettiğim gibi. Ve çok iyi bir sanat adayı, çok iyi bir solist olduğunu da düşünüyorum. Onun dışında Yalın'ın çizgisini beğeniyorum mesela. Benim zaten hep öyle. Evet, yani o benim hoşuma gidiyor. Nilkara İbrahim gibi öyle. Evet. Reklam müziği falan da yapmak istiyorum. Söylediklerin her şey çizgisi olan insanlar. Sen 2'de 2 yaptın şu anda. Fakat senin için şundan endişe etmeye başladım. Çünkü yetkinleşme ve etkinleşme çalışması kimi zaman şunu da insanın karşısına getiriyor. Sen şu anda gitarla iyisin mesela, piyanoyla iyisin. Bir gün Ut'la tanışırsan Türk sanat müziğine doğru evrilme ya da değil mi? Hani antik Türk müziğine doğru evrilme olabilir mi diye korktum bir an. Yok, şöyle düşünün. 7 yaşından beri hiç çizgimi bozmadım aslında. Hep batı müziğiydi. Arya okuyarak büyüdüm. Senfoni orkestrasındaydım. Hep batı müziği, zaten işte bale, modern dans dediğimiz şey. Aslında öyle baktığınız zaman her zaman tek bir çizgide yürüyen bir Dilara var. Onu söyleyebilirim. Kaç bir üretme periyodun nedir? Kaç ayda bir üretirsin? Ya şöyle oluyor. İlham falan demek doğru mu bilmiyorum ama evet, benim şu anda bir piyanonun başına geçmem lazım diye böyle bir açlık oluyor. O açlık esnasında mesela birkaç tane çıkıyor o hafta. Ama şey oluyor, şarkı tamamı bitmiyor. Mesela bir şarkının A'sı sadece bitiyor. Diğer şarkının bir nakaratı geliyor aklıma, bitiyor. Böyle devam ediyor. Yardım aldığın insanlar oluyor mu tıkandığın zaman? Ya buraya bir hani ek bir gözün bakmasıyla kulağın bakmasıyla. Yardım almak değil de bazen şey oluyor. Mesela Tarkan'ın şarkısına ben beste yapmıştım. Yani bazen farkında olmadan... Değişik bir şey mi? Bazen farkında olmadan dinlediğin bir şey bilinçaltında kalmış oluyor. Ha, çok iyi bir şey buldum falan diyorsun, varmış o. Hani ben de şey yapıyorum, böyle birkaç müzik repertuarı çok iyi olan işte arkadaşlarım var, onlara atıyorum. Böyle bir şey var mı? Böyle bir melodi var mı? Daha önce yapılmış olma. Yapılmış olma ihtimali var mı? O da çok kötü bir şey yani. Neyse, hayırlı olsun. Evet Dilara Ural'la bakalım ne manşetler çıkarttık. Sevgili kardeşim Dilara Ural bu akşam konuğumdu. Ya galiba artık rakamlar Mesut abi. Aslında hep şey derim. Zamanla o matematik oturuyor. İlla ki bir senaryo olmak zorunda. Tabii tabii her şey var. Burak Yeter dedi ki tam şenlik bir şarkı var. Efendime söyleyeyim. Hareketli hit diye bahsettiğim şeyler. Dansçılık modumu da göstermek istiyorum. Dans benim tutkum. Üretmek ve tüketime geçmek istiyorum. Ben piyano da çalıyorum dedi ve devam etti. Öyle oldu. Bana derslerinden biraz sıkılıyordum. Tamam dedim, bu benim dansım. Vallahi ödüm kopuyor. Korkuyorum. Bu kadar zor olacağını tahmin etmedim. Ya sıfırsın ya da varsın. Bak bu güzel. Yeni şarkının ismi Ya Sıfırsın Ya Da Varsın olsun. Tamam. Değil mi? Eyvallah. Dilara çok teşekkür ediyorum. Gecemize neşe verdin. Bastın, hitin, görmek istediğin, kendini görmek istediğin yer açık olsun. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Efendim Dilara'ya çok teşekkür ediyoruz. Gecemizi şenlendirdi.